Selülit hanımların sorunu. Selülit kesinlikle hanımların beylerde sorunu. Beylerde olmuyor. Selülit beylerde olmuyor maalesef. Çocuklarda. Maalesef. Ya. Maalesef. Kas yapıları mı farklı? Kadınlık hormonları nedeniyle hormonal farktan kaynaklanıyor. Kadınlık hormonları yüzünden daha sonra yıllar içinde başka aktiviteler, başka bir takım nedenler de üstüne biniyor gerçi ama esas neden kadınlık hormonları olduğu için ve kadın cildinin yapısı olduğu için cilt altı bağ dokusundaki dolaşımsal sorunlara bağlı, mikrosirküler çok ince damarlardaki dolaşımsal sorunlara bağlı sorun erkeklerde görmüyoruz. Karışmayacaktım ama. Çok dayanamadı geldi. Hayır, evet ben dedim şimdi siz kadın kadına sohbet edersiniz ama evet. Kadınlık hormonları deyince evet, dayanamadım o zaman geldim. Hormonlar bizim için aslında olumlu şeyler değil mi? Bizi ayakta tutan hastalıklardan koruyan. Çok önemli tabii kadınlık hormonları. Yani cildin parlaklığı da ondan geliyor. O elastikiyeti de ondan geliyor. Çok onlar gidince yavaş yavaş hepsi kurumaya başlıyor. Ama işte gençlikte de kadınlık hormonların özellikle folikülinle progesteronun biraz etkin olduğu, biraz genetiksel tabii ki tek başına değil ama genetik yatkınlıkta söz konusu olduğunda biraz annemizden, anneannemizden alıyoruz. Genetik yatkınlıklar söz konusu olduğunda üzerine biraz sağlıksız beslenme, biraz az egzersiz, başka nedenler eklendiğinde selülitlerimiz artıyor. Yoksa her kadında selülit olur. Yani selülitsiz olmak diye bir şey yok. Hayır fark etmez. Her hanımda evre bir ayakta dururken görünmeyen, çok göze batmayan, bizim çok zorlayarak muayeneyle ortaya çıkardığımız evredir. Herkes de o kadar olur. Yani selülit biraz şöyle sıkıştırınca görürüz diyorsun. Ama daha portakal selülit olmalı. Portakal kabuğu daha değil. Portakal kabuğu evre 2 hatta 3 dediğimiz hastalık olan. Peki.